Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Üçleme başlıyor. Üçleme, sessiz çoğunluğun elçilerinin futbol yorumladığı sohbet ve eğlence programı. Üçlemeden herkese merhabalar. Futbol dünyasındaki tüm gelişmeleri kendi meşrebimize göre yorumladığımız futbol sohbet ve eğlence programımız başlıyor. Bizler kim miyiz? Bizler sessiz çoğunluğun elçileriyiz. Bendeniz Nazım Türknaz, program ortağım Volkan Yılmaz ile birlikte üçlemenin birinci gününde bu güzel cuma gününden herkese selamlar, saygılar sunuyoruz. Volkan Yılmaz. Evet. Hafta sonu gelir, üçleme başlar, üçleme fırtınası tam gaz Türkiye'yi ve dünyayı etkilemeye devam eder. Doğru mu Volkan'cığım? Doğru diyorsun. Herkese hayırlı cumalar diliyoruz. İyi günler diliyoruz. Maşallah. Her şeyden öncesinde. Evet, üçleme programı an itibariyle başlamış bulunmakta. 13-14 saat arasında sizlerle birlikte olacağız. Hep söylüyorum. Kimilerine göre hafta sonu tatil gelirken üçlemeye iş başlıyor. İş başlar. Üçlemeye iş başlıyor. Cumartesi pazarda 9-11 saat arasında sizlerle birlikte oluyoruz. Tabii ki bugünlerde bu sıralar çok çok da yoğun çalışıyoruz. Çok yoğunluğumuz var. Hakikaten her şeyden öncesinde şunu net bir şekilde söyleyeyim. Anadolu kulüpleri için hakikaten varımızı, yoğumuzu ortaya koyuyoruz. Koymaya çalışıyoruz. Gerek haber anlamında, gerek transfer anlamında birçok şeyi paylaşıyoruz sizlerle birlikte. Bizim için tabii ki bu misyon çok çok önemli. Üçleme programı sosyal medya hesapları. Instagram'da üçleme programı. Twitter'da rakam ile üçleme diyoruz. Instagram'da üçleme programı. Twitter'da rakam ile üçleme. Bizlere sosyal medya hesaplarımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Mesajlar, her zaman söylüyorum, bizim için çok çok önemli. Mesajlarla yaşıyoruz diyoruz. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü üçlemenin üçüncü ayağı. Radyo spor mikrofonlarında sizlersiniz. Sizlerin tabii ki soru, görüş ve önerileri bizim için gerçekten çok çok önemli. Söylediklerinizin, söylediğiniz şeyler üzerinden zaten genelde programımızı yönlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü programımız interaktif bir program. Sizlerin mesajlarınızı aktif bir şekilde bekliyoruz. Evet Volkan'cığım, bugün biz fazla konuşamayacağız. Daha doğrusu biz fazla konuşmayı tercih etmeyeceğiz. Çünkü konuklarımız var. Çok değerli iki konuğumuz var. Bir tanesi Altay'dan. Bugün biliyorsunuz İzmir'de özel bir gün. İzmir'de Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nun açılış maçı var. Altaylı Hatay Spor kozlarını paylaşacaklar ve uzun bir aradan sonra Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu açılışı var. Güzel bir maç, güzel bir müsabaka, güzel bir açılış töreni bizleri bekliyor. Buradan da sevgili Engin'le beraber görüşeceğiz. Kendisi Altay taraftar muhabiri. Gerçekten de Altay'ın içini dışını her tarafını bilen, zaman zaman Özgür Başkan'ın bile, Özgür Ekmekçioğlu'nun bile yayınımızın söylediği gibi kendisi Ege'den haberler alıyor Altay'la alakalı. Diğer tarafta ise ikinci konuğumuz Trabzonspor. Haber Trabzonspor İstanbul sorumlusu kimdir? Ömer Karakaş. Ömer Karakaş'la beraber lider Trabzonspor'un puan farkıyla giden Trabzonspor'un son durumlarını beraber konuşacağız. Bugün de zaten resmileşmiş bir transfer de var. Evrard Konassi. O da etkili bir isim, iyi bir isim. Onu kendisine soracağız. Başka transfer gelişmesi var mı? Başka diğer gelişmeler var mı? Onlara beraber konuşacağız. Hemen programımızın başında mesajlar varmış Volkan'cığım. Hemen okuyalım çünkü bugün fazla okumayabiliriz. Mehmet Gülen iyi yayınlar demiş. Çok çok teşekkürler. Şerif Ali Özman yağmurlu bir koladan selamlar abiler demiş. Çok çok teşekkürler. Şevket Kayabaşı, evet zamanı geldi, hoş geldiniz abilerim. Tribünde sevilen abilere söylenen bir söz vardır. Abilerim, abileri seviyor. Kardeşlerin hafta sonlarının en güzel yanı sizsiniz. İyi ki varsınız demiş Şevket Kayabaşı. Çok çok teşekkürler. Mehmet Gülen'den yine mesajlar var. Baktığımız zaman da Yılmaz Batı mesaj çekmiş bize. Çok teşekkür ediyoruz kendisine Volkan'cığım. Bakıyoruz başka gelen giden mesajlara. Evet, bugün dediğim gibi bugün iki tane önemli konuğumuz var. Bir tanesi Altay'dan Ege Engin. Diğeri ise Trabzonspor haber sitesinden İstanbul sorumlusu Ömer Karakaş'la beraber olacağız. Volkan'cığım ne diyorsun?
güzel konuklarımız için. Valla güzel konuklarımız var. Ömer Karakaş dostumuz da hakikaten Trabzonspor'la alakalı bizlere gerekli ve yerinde bilgileri bizlere verecek. Bizim için tabii çok çok önemli. Hı-hı. Kendisinin söyleyeceği şeyler. Çünkü Trabzonspor malum bu yıl Trabzonspor moda kardeşim. Aldı başını gitti sanki. Bu yıl Trabzonspor moda. Bordo mavi. Bordo mavi bu yıl moda. Her kim ne derse desin. Ha, bu benim şahsi görüşüm, beni bağlar. Benim görüşüm beni bağlar. Ama bence beğenen de beğenmeyen de hakikaten şöyle, her şeyden öncesinde saygı duymak zorunda. Beğenirsin beğenmesin ayrı bir konu ama Trabzonspor'a bu yıl herkes saygı duymak zorunda. Bu işin bu tarafı var. Ömer Karakaş da sağ olsun bize bunları bildirecek. Yalnız Volkan, seninle zaman zaman konuşuyoruz biliyorsun. Trabzonspor sanki hak ettiği şekilde konuşulmuyor sanki. Trabzonspor hak ettiği şekilde konuşulmuyor. Bunu da zaten ben şöyle dünkü programımızda da zaten ben söylemiştim aslında Spor Türkiye'deki programımızda. ne diyorum? Diyorum ki evet Beşiktaş başarısız. Teknik direktör Sergen Yalçın'a görevler ayrıldı. Fenerbahçe başarısız. Kalacak mı gidecek mi ama gitme ihtimalinin çok yüksek olduğu Vitor Pereira. Diğer tarafta evet UEFA Kupası'nda, UEFA gruplarda, Avrupa Ligi'nde başarılı bir Galatasaray ama ligde çok çok kötü olan bir Galatasaray görüyoruz. Fatih Hoca'yla devam mı tamam mı o bile çok belirsiz. Bunların olduğu yerde o kadar fazla çok konuşuluyor ki tabii ki ama malum bizim Türk medyası maalesef böyle. Fenerbahçe ve Beşiktaş Galatasaray'ın başarısızlığında da çok konuşuluyor. Başarılı olduğu dönemde de konuşulsun eyvallah, baş tacı konuşulmak zorunda. Hı-hı. Başarı konuşulmak zorunda zaten abi. Ama şimdi başarısızlığın neyini bu kadar konuşacaksın? Bakıyorum Twitter'da bile hakikaten alıp başını gidiyor Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray olayları. Ama Trabzonspor'a gelince şimdi ne mağlup bir takım var ligde. Avrupa'da hakikaten zirvede. Şimdi tarih yeniden yazılıyor. Yani dün marka şöyle bir durum var. Alman Kicker dergisi evet. Bir açıklama yapmış abi, başlık atmış. Trabzonspor'u övüyor, yere göre koyamıyor ama biz tabii ki maalesef bunu yapmıyoruz, yapamıyoruz. Yani şöyle bir durum var. Namalup bir takım var. Çok çok iyi oynamaya çalışan bir takım var. Yani hakikaten küllerinden doğan bir Trabzonspor yani var. Avrupa'da bir eşi benzer olmayan bir başarı. Tabii tabii evet. Ligimizde en çok gol atan, en az gol yiyen. Evet. Ligimizde en çok gol atan, en az gol yiyen. Evet. En iyi averaj. Yani skorer oyuncular. Skorer oyuncular. Şimdi Uğurcan için diyorlar ama bakıyorsun en iyi kaleci. %82 evet. Kurtarış oranı var. En evet. iyi kaleci. Yani en iyi defans. En iyi orta saha. Yani her şeyiyle en iyi. En iyi hoca, teknik direktör. En iyi teknik direktör evet. Hakikaten ya şimdi bir başkanlık seçimi vardı. Sayın Hı-hı. Ahmet Ağaoğlu tekrar başkan seçildi ama şöyle bir durum vardı. Abi biz bile neredeyse zor duyduk seçim olduğunu. Çünkü yok gibiydi. Çünkü yok gibiydi aslında. Evet, evet. Tek adaydı. Evet. Olağan genel kurula katıldı. Tek aday olarak çıktı. Tabii ki seçildi. Çünkü açıkçası malumun ilanıydı. Zaten Ahmet Başkan seçilecekti. Bak şimdi transferler yapılıyor. Sessiz sedasız transferler yapılıyor. Bu tarafta Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray birbirini yerken. Aynen. Hatta kendi içerisinde fokur fokur kaynarken. Hatta Hoca Toto. Adam transferini bitiriyor. Biliyorsun. Hoca Toto. Hoca Toto var. Mesela şu an Beşiktaş'ta Hoca Toto var. Daha bir hafta öncesine kadar Fenerbahçe'de de kimler vardı? Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bugün kimler vardı isimlerdi? Sayabiliyor muyuz? Yani boşta kalan. Evet. Yani hatta dolu olan bile. Bak şöyle bir hatta durum vardı. Hatta şu an aktif çalışan hocalar bile yazılıyor. Ya abi bak şimdi. Orası enteresan. Tabii bunu saymaya gerek yok. İşte Şenol Güneş, Rıza Çalın, işte efendim yani Bilicler falan filan. Ya Pirlo bile var ya listede. Yani eski Rus Şerşezov var. Rus teknik direktörü. O bile mi? Ya o bile var. Ama şimdi bak burada şunu söyleyeceğim. Nasıl Fenerbahçe muhabirleri ve Fenerbahçe basını Vitor Pereira'da nasıl yanlışa düşüldüyse, hiç kimsenin ummadığı isim Vitor Pereira geldi. Bilemezler. Hiç kimse bilmiyordu ama bilemezler. Herkes attı tuttu. Ama bak Vitor Pereira geldi. Şimdi bak. Şimdi Beşiktaş'ta tane, aynısı olursa kimse şaşırmasın. İki yeni isim Volkan'cığım. Bir tanesi Daniel Fark. Işte. Alman teknik adam. Norwich'i Championship'ten Süper Lig'e çıkarmıştı ama o Premier Lig'de çok fazla başarı olmamıştı. Öbürü de Jesse Marsh. Yani böyle artık Volkan'cığım iyice dibin dibi böyle çok fazla bilinmeyen. Yani Çağdaş Atanları, Rıza Hoca'yı zaten ezberledik. Onları biliyorum. Samet Aybaba, Ertuğrul Sağlam, Şenol Güneş. Onlar zaten ezberlendi. Evet. Volkan enteresan bir şekilde bir Farioli.
muhabbeti var biliyorsun. Bir farvöle çıktı. Bir hafta önce Fenerbahçe. Edin Terzic var. Edin Terzic, Slaven Bilic. Slaven Bilic. Bitmiyor abi, bitmiyor. Şimdi bitmiyor. Serkan Hoca dün kulüpten aracıyla ayrıldı. Ayrılmadan önce zaten bu haberler çıkmaya başlamıştı. Şimdi aşağı yukarı saydık burada. 12-13 tane hoca saydık. Yahu bir bekleyelim de bir görelim bakalım. Toto. Ondan sonra evet, hoca Totosu. İşte bu kadar konuşulurken diğer tarafta çok büyük bir başarı bu kadar konuşulmuyor. Bu arada Volkan'cığım enteresan mesaj gelmiş. Radyoyu açtım. En iyi, en iyi, en iyi diyordunuz. Benden bahsediyorsun zannettim demiş. Kim? Berk Demirkurt. O da iyi. Ha, en iyi olmasa da iyi. Bir şey söyleyeyim. Yok. Bu güzel espriden dolayı iyi. Bence bir söyleyeyim bu. Hakkını vermiş. En iyi, en iyi, en iyi. Hakkını vermiş Berk Demirkurt. Volkan'cığım hemen araya gidiyoruz. Bugün fazla konuşamayacağız. Hı hı. Bugün fazla tatlı sohbetimizi yapamayacağız. Çünkü konuklarımız değerli, konuklarımız özel. İki konuk var, bir saat var. O yüzden programa çok fazla zamanımız yok. Üçleme devam ediyor. Üçleme, sessiz çoğunluğun elçilerinin futbol yorumladığı sohbet ve eğlence programı. Evet, üçlemeden tekrar merhabalar. Nazım Türknaz ve Volkan Yılmaz'la beraber hafta sonu futbol keyfiniz üçleme programı kaldığı yerden Radyo Spor mikrofonlarına devam ediyor. Volkan'cığım, bir İzmir uzanalım mı? İzmir'de değerli dostumuz Ege Engin kardeşimiz bizle beraber olacak. Evet Ege'cim, hoş geldin üçlememize. Merhabalar Nazım abi. Selamlar Volkan abi. Yağmurlu bir İzmir gününde. Mutlu günler herkese. Yağmurlu mu İzmir şu an? Maalesef yağmurlu. Bu... Bizim için de biraz açılışı özel aslında, bir anti enerji uyandırıyor. Evet, enteresan olmuş şimdi. Yani yağmurlu bir günde görmüştüm seni demiş gibi oldu ama yağmurlu bir günde o da siyah beyaz bir şey ama İzmir diye. Evet, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu saat 8'de kapılarını açıyor futbol severlere ve güzel bir müsabakayla. Evet Ege'cim, Özgür Başkan'ın bile haberleri senden aldığı değerli bir isimsin. Teşekkür ederim. Eyvallah eyvallah. 6 ayda en son gelişmeler nelerdir? Bize lütfen aktarır mısın? 6 ayda bugün aslında 8 haftadır alınmayan galibiyet hasretinin haricinde 7,5 senedir de beklenen Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nun kavuşma sevinci var. Hı hı. Sevinci demek aslında biraz az kalabilir bu konuda. Bir bayram havası var aslında. Gerek taraftar bazında, gerek yönetim kanadında, camia içinde. Hı hı. Türkiye'nin her yerinden şu an bile insanlar buraya akın ediyor bir vaziyette. Ani bir şekilde açılış bir stadın olduğu bir maç ve insanların programlarını değiştirecek düzeyde bir hasretin beklediği bir maç. Sonunda kapılarını açıyor bu Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu. Hı hı. Takım özelinde de bu bayram havasını artı bir etki yaratacağını düşünüyorum. Yani bugün maç özelinde de 3 puan alarak artık, yani o 8 haftalık alınamayan galibiyetin de taraftara merhaba diyerek bu statta özlemin son bulacağını düşünüyorum. Başkan Özgür Ekmekçioğlu da bu konuda bir bütünlük öneminde bulundu. Yani camia büyüklerine, eski futbolculara, yani eski başkanlara ithafen bir mektup, bir yazı dizisi hazırlayarak, hı hı, aslında temelinde vurgusunda da Altay Marşı'nı birazdan söyleyelim, güzel günlere yürüyelim vurgusunun çağrısını yapmıştı. Yani camiada bir birlik beraberlik havası var, doğru mu Ege? Evet, şu an tam anlamıyla kazanmış durumda bu konu aslında. Bizim için biraz da hassas bir dönem. Kolay gelinmedi buralara. 4-5 tane çeşitli İzmir'in yerlerinde, İzmir'in dışlarında, hatta Turgutlulara kadar bu taraftar İsa Muç oynadı. Önemli bir hasret var aslında bu konuda. Bugün, yönetim kurulu... Demek ki bugün o hasret son buluyor. Alsancak Stadyumu'na kavuşmuş oluyor Altay. Peki Ege'cim, takımın son durumu nedir? Sakatlık, cezalılar, formsuzluklar, nedir oradaki durumlar? Takımı değerlendirecek olursak Antep maçıyla başlayan bir düşüş vardı aslında. Hı hı. 8 haftada gelinen konum itibariyle de Beşiktaş maçında alınan bir liderlik ve ardından o düşüşle birlikte 14. sıralara kadar itti bu süreç bizi. Hatay maçı futbolcu grubu içinde de aslında bir çıkış maçı olarak görünüyor aslında. Erik, Kazım ve sarı kart cezalıları Cebrail, Zeki harici eksik bulunmuyor. Takımda gayet hava iyi durumda. Ancak Poco'nun durumu netlik kazanmış değil. Çünkü
Son itmanda da kendisi yer almadı. Kısmi bazı ağrıları oluyor. Kendisi kampta var ama durumunun neticesi maç saatini belli kazanacak. Yani hep birlikte kadrolar açıklandığında biz de öğrenmiş olacağız bunu aslında. Ege'cim, bu arada bir soru gelmiş Gökhan Gürgen'den. Nader'in durumu nedir? Sol bek Nader'in durumu nedir? Bir de Cebrail'in yerine kim oynayacak demiş. Nader'ini dün itmanı tamamıyla izleme fırsatım vardı elimde. Tamamını da izledim. Takımla birlikte bütün çalışmada yer aldı. Yani ben 11 başlayacağını öngörüyorum Nadire'nin bugün. Önemli bir şey yok. Sağ bek konusunda hoca Tolga'dan yana kullanma tercihi olabilir tabii. Ama bana kalırsa ben orada bir Tiam'la başlanmasını öngörüyorum kendi açımdan. Stoper tandemini bozmayıp Galatasaray maçında önemli bir faktördü ikili İbrahim Öztürk ve Akça. Onu bozmayıp yanlarına Nadir'i yerleştikten sonra da sağ bekte Tiam görürsek belki bir tık daha verim alabileceğimizi düşünüyorum. Bu arada enteresan, enteresan nokta şurası. Altay özelinde. Altay'da evet büyük bir düşüş vardı ama son iki hafta İstanbul deplasmanları Altay'a sanki uğurlu geldi. İyi geldi. Tamam, Başakşehir karşısında belki bir anti futbol vardı ama Galatasaray karşısında oynanan futbol aslında beyin topladı ve 2-2 beraberlik sonucu geldi. İki İstanbul deplasmanından 2 puan aslında kazançtır. Evet, aslında o maçlar için bize belki de içinde sıfır olarak görünüyordu. Yani yazılan puan açısından. Orada aslında takım birlikteliği, yani bir kompakt bir futbol vardı aslında takım özelinde. Yani takım halinde savunma, takım halinde çıkışları sahanın 90 dakikasında Başakşehir maçında kontratak futboluna dayalı bir tercihin aksine Galatasaray maçında aslında 90. dakikaya kadar bile 3 puanı arayan bir Altay vardı. Deplasmanda aslında nasıl oynanması gerektiğini Altay Galatasaray maçında bunu gösterdi. Umarım bu gösterdiğimiz pozitif futbol Galatasaray maçında gerek Başakşehir maçında da bugün 3 puana yansır dileğindeyim. Evet, yani umarım artık 3 puan hasreti. Umarım ayrılırız. Hasret de son bulur. Hasret de son bulur. Ve bizler de stadımızda mutlu mesut ayrılırız bugün. Peki özel bir açılış seremonisi yapılacak mı? Böyle bir gösteri gibi şey yapılacak mı stadyumla alakalı? Ona da ayrıca değinecektim. Lütfen. Taraftar grupları 5 aydır süregelen bir 3 etaplı bir koreografi çalışmasına hazırlanıyor. Bu Türkiye tribünlerinde de bir ilke sebep olacak. 5 aydır kolay değil, yani bir mühendislik aslında için içinde yatan bu kısımda. Maşallah. Kolay değil var, çünkü. Şey var. Peki nasıl bir şey olacak? Ege'cim nasıl bir şey olacak? Şimdi bir şey söylüyorsunuz, devamı gelsin bari. Nasıl bir mühendis harikası olacak? Mühendis harikası şöyle. Aslında Kuvayi Milliye baz önünde alarak vurgu temelinde bu esinlenerek Mustafa Denizli ve eski Altay özelinde kalmış futbolcu temalı aslında bu koreografi. Mustafa Denizli ve askerleri. Simgeleştirilmiş bir şekilde bir koreografi çalışması var. Aynı şekilde Kuvayi Milliye'nin takımı Altay Spor Kulübü adında da bir koreografi çalışması var. Evet, gerçekten de bugün İzmir için, Altay camiası için özel bir gün. Uzun zaman sonra tekrar Altay diyor ya, evine dönüyor, kendi yuvasına dönüyor. İnşallah bu da skorlara güzel bir şekilde yansır. Altay'da çünkü son zamanlarda evet büyük bir düşüş vardı ama ümit ediyoruz ki bu stadyum açılışıyla o enerji, o sinerji takıma da, kulübe de, taraftar da yansıyacak diye ben düşünüyorum. Bizim de tek düşüncemiz o yönde. Taraftar baskısı gerek olsun gerek o atmosferle de skoru aslında 1-0 önde başlayacağımızın da düşüncesi içindeyim zaten. Gerçi Hatayspor'da o da şu an düşüştü. Hatayspor ligin son iki haftasında çok farklı mağlubiyetler aldı. Önce Sivas Spor'a, sonra da kendi evinde Başakşehir'e mağlup oldu ve onlar da şu an düşüştü. Aslında bir fırsat. Aslında en iyi bir rakiple oynuyor şu an. Aslında evet, yani şu anda iyi bir fırsat ama şunu da unutmamak gerekiyor. Hatay takımı abi çok güçlü, kuvvetli bir takım. Evet. Yani iki haftadır belki tesadüfi bir mağlubiyet ya da hani belli başlı sıkıntılar olabilir. Tabii bilmiyoruz ama yani bu hafta Altay karşısında da bir patlama da yapabilir. Yani bunu da göz ardı etmemek lazım. Yani
onlar da aslında bir çıkış arıyor, evet, diyebiliriz. Evet. Yani farklı kazanılan mağlubiyetlerin üstüne bir umut için onlar yani da tabii takım olabilir. Gol yemiyordu. Tabii. O yüzden biliyoruz Altay. 14 hafta, 13-14 hafta 10 gol yedi. Son 2 hafta 7 gol yedi. Evet. Yani olmayacak bir şeyler oldu Hatay Spor'da. Ciddi bir düşüş var onlarda. Evet, onlarda da ciddi bir düşüş var ama bakalım şimdi Altay'ın daha fazla ihtiyacı var. Hatay Spor şu an zaten zirvede. Üçüncü sırada, onun keyfi yerinde. Gayet de durumu iyi gözüküyor. Belki bir Avrupa yapacaklar, belli olmaz ama Altay'da bir düşüş olduğu için mutlak surette Altay'ın şu aşamada 3 puana çok daha fazla, evet, ihtiyacı var. Evet, aynı şekilde ben de öyle düşünüyorum sizin gibi. Peki, etki tepki meselesi. Evet Ege'cim, şimdi genelde böyle konuşmalar transferle biter. Transfersiz böyle kulüp ve şey sohbetleri pek zevkli geçmez. Çünkü bize de hep sorular geliyor. 6 ayda transfer çalışmaları nedir? Hangi bölgede eksik? Bununla alakalı bilgi verir misin bize? 6 ayda transfer çalışmaları başladı. Ama tam anlamıyla bu maç sonrası başlanacağı sinyalini verebilirim. Hı hı. O sinyali de şöyle söyleyeyim. 3-4 tane Türk futbolcu, yani 4 diyebilirim aslında bu rakamı. 2 tane de yabancı futbolcu arayışında Altay. Hı. Bu bölgeler başlıca olarak da stoper ve kanat transferi olmak üstüne kurulmuş bir şekilde. Hı hı. Yani 6 transferli bir transfer dönemi geçirebileceğini bekliyorum ben Altay'ın. Çoğunluğunda Türk futbolcular olduğu yönünde bilgiler aldım diyebilirim. Çünkü şu an Altay'ın Süper Lig'de oynayan Süper Lig kariyerli oyuncu sayısı çok çok az. Bu bir kere gözüküyor. Yabancılar fevkalade. Yabancılar çok kaliteli ve güç katıyorlar Altay'a ama yerli rotasyonunda, yerli sayısında, yerli kalitesinde biraz düşüş var Altay'da ama diyorsun ki 6 transferin 4 tanesi kesinlikle yerli olacak. Aynen. İlk aldığım bilgiler o yönde. Zaman zaman sizler aracılığıyla da bunu güncellerim tabii, bilgileri. Ege'cim, her zaman için bekliyoruz. Güncel bilgiler, taze bilgiler. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun bile zaman zaman seni aradığı ve fikir aldığı, doğru mu Ege'cim? Var mı böyle bir şey? Bu gerek stadyum sürecinde yaşanan, evet, uzun bir süreçte kendisiyle görüşmelerimiz daha da sıklaştı tabii. Hı hı. O zamanlar tabii bir fikir alışverişinde bir duyumlar olsun gerek, onlara danıştığım konular oldu tabii. Onun da aynı şekilde bana. Çünkü kendisini biz çok seviyoruz, çok da sayıyoruz Özgür Ekmekçioğlu'nu. Geçen cuma günü kendisini konuk etmiştik. Hakikaten de sempatik, aynı zamanda olgun, yaşı çok genç ama konuşmalarıyla, görüşmeleriyle, fikirleriyle çok çok olgun bir görüntü çizdi bize. Kendisini de seviyoruz. İnşallah devamı gelsin diyoruz Altay'la alakalı. Çünkü 7 yıldan beri başkanlık yapıyor. 3. ligin direkten dönmüştü. Değil mi? Onun başkanlığında. Evet. Hatta 7 yılda ben Süper Lig'e çıkacağım dediği zaman pek çok insan ona inanmamıştı ama gelinen süreçte Özgür Başkan'ın ne kadar haklı olduğunu göstermiş oldu. Evet. Aynı şekilde Özgür Başkan'la da biraz da aslında diyaloğumuzun samimi olmasının boyutu kendisinin genç olmasına da dayanıyor. Benim de yaşım itibariyle. Yani daha bir samimi bir şekilde bir muhabbet kurabilme yaklaşımda bulunabiliyoruz kendimize. Kolay değil. Korporatif tribünlerden geldi bu takım, bu camia. En dibi gördü. Gidilmeyecek bu taraftar, köy, kasabalara taraftarlar gitti. Bir otobüs bile olsa yer aldı. Hı hı. Özgür Başkan'ın burada da sportif açıdan gerek mali konuda da desteğininle birlikte bu takım şu an buralara geldi ve bugün 8 yıllık biten hasretin kapılarını da aslında Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda yeni bir başlangıç, aslında yeni bir 6 ayda Avrupa yoluna kayma göstergesini de sağlıyor. Sadece, evet, Süper Lig özelinde de değil. Doğru, doğru. Ege'cim, Ege Engin, çok teşekkürler. 6 ayla alakalı son bilgileri her zaman senden alıyoruz. Seni de zaman zaman programlarımızda konuk ediyoruz. Çok teşekkürler. İzmir'e ve 6'ya selamlar. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Üçleme devam ediyor. Üçleme, sessiz çoğunluğun elçilerinin futbol yorumladığı sohbet ve eğlence programı.
Evet, üçlemeden tekrar merhabalar. Nazım Türknaz'la Volkan Yılmaz'la beraber üçleme programı Radyo Spor mikrofonlarında kaldığı yerden aynı hızla, aynı enerjiyle devam ediyor. Volkan'cığım, istersen konumuzu alalım. Tamam. Fazla bekletmeyelim. Derhal. Genç, dinamik, etkili bir isim geliyor. Kim geliyor? Ömer Karakaş. Evet Ömer Bey, hoş geldiniz üçlememize. Hoş bulduk Nazım abi, iyi yayınlar diliyorum size. Volkan abiye de selamlarımı iletiyorum buradan. İkinize de bol dinleyici yayınlarınız olsun inşallah. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Ya maşallah, hakikaten de adeta bir bülbül gibi şakıyorsun. Ömer'cim teşekkürler, enerji verdin bize, dinamizm verdin. Hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş bulduk abi, çok teşekkür ediyorum. Özellikle sana ve Volkan abiye çok teşekkür ediyorum. Niye teşekkür ediyorum? Ulusal basında biliyorsunuz Trabzonspor'a karşı müthiş bir cephe var, müthiş bir algı var. Ve ikiniz birlikte o kadar güzel programlar yapıyorsunuz ki inşallah ulusal televizyonlarda yaptığınız yaptığınız programı inşallah ulusal televizyonlarda yaparsınız. Çünkü gerçekten hakkını vererek yapıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum size. Allah razı olsun. Vallahi bir sene öveceğimizi sen bize övdün Ömer'cim. Öyle abi, öyle ama gerçekten öyle. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel yayın yapıyorsunuz. YouTube'da da çok güzel yayın yapıyorsunuz. Hepsini izliyorum da dinliyorum da. Ya şimdi biliyorsunuz abi, bir Trabzonspor gerçekten bu ulusal medyada çok sahip. Evet. O yüzden sizin yorumlarınız o kadar güzel ki, yani gerçekleri söylüyorsunuz, o yüzden çok teşekkür ediyoruz size. Ama şöyle bir durum var sanki. Vallahi biraz evet. Ben de mesela Trabzon şehriyle ve Trabzonspor taraftarıyla alakalı benim de şöyle bir görüşüm var. Şimdi bu kadar iyi giden bir sezonda biraz da açıkçası problemi biraz da kendilerinde aramaları lazım. Neden biliyor musun? Yani genelde içeriye dönükler. Yani çok fazla dışarıya ve açıkçası ulusal basına çok fazla kapalılar. Yani iletişime kapalılar. Doğru mu Nazım abi? Bilmiyorum, yanlış mı söylüyorum? İletişime kapalılar. İnşallah Ömer'le beraber biz bunu açacağız. Evet, yani çok önemli. Çünkü çok doğru noktaya temas ettin Volkan. Evet. Şimdi biz zaten Ömer'cim aslında hani geldin, teşekkürler, bizi kırmadın. Her zaman seni almak istiyoruz. Çünkü Trabzonspor'u çok konuşmak istiyoruz. Trabzonspor'u daha fazla detaylı bir şekilde anlatmak istiyoruz ama yanımızda diyoruz ki biraz Trabzonlular da olsunlar. Yani evet. Trabzonspor'a tabii konuşurken senin gibi mesela evet. Gönül veren hakikaten oralı. Oranın hakikaten dinamiklerini çok iyi bilen. Evet. Hatta şöyle diyeyim, Trabzon değil, Karadeniz'in dinamiklerini çok iyi bilen yani insanlar da gerekiyor en nihayetinde, eğer biz bunu konuşurken, dile getirirken. O yüzden de biz sana ayrıca çok çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun abi. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet, bismillah diyelim Ömer'cim ve başlayalım. Şimdi biz sana aslında başka bir soruyla başlayacakken şimdi hemen altyazı geçti. Can Evrard Konassi ile 3,5 yıllık anlaşma yapılmış. Derler ya, adeta bir bedava gibi transfer. İlk yıl, daha doğrusu yarım yıl 500 bin, daha sonraki yıllar 1 milyon euro gibi ve bonservisiz bir transfer. Hemen soralım, bu transferle alakalı ilk düşüncen nedir? Abi biliyorsunuz ekonomik krizin yaşandığı şu günlerde, Türkiye'de ve dünyada ekonomik krizin yaşandığı şu günlerde Kouassi transferi gerçekten güzel bir transfer. Şöyle de bir şey var abilerim. Kouassi sol açık, sağ açık ve forvet oynayabilen bir futbolcu. Yani bir nevi Yattara tarzında bir futbolcu. Abdullah Avcı hocamız bunu iyi değerlendirebilirse gerçekten bedava bir transfer yaptık. Evet. Fiyat da zaten ortada, görüyorsunuz. Yani bu şartlarda yapılabilecek en iyi transferlerden bir tanesi. Zaten oynadığı takımda da sürekli 11 oynayan bir futbolcu. Abdullah Avcı da bu tür oyuncuları sevdiği için bence takıma çok faydası dokunacak diye düşünüyorum abi. Bugün de zaten imzalar atıldı. İlk idmanına çıktı. Forma numarasını da giden oyuncumuz Nova'nın numarası olan 77 numarayı aldı. Evet, 77 almıştım. Doğru. 77'yi aldı. Ama Trabzonspor 77 numara her zaman için avantajdır. Evet, Novak'tı mesela. En başarılı, en parlak, en iyi zamanlarını Trabzonspor'da geçirdi ama belki maddi sebepten, belki başka sebepten ayrıldı. Şu an çok başarılı değil Trabzonspor'da gibi ama umarım ki ben de yeni transferin John Everard'ın ben çok başarılı olacağını düşünüyorum. Hızlı, atik, çevik, dediğin gibi hem sol kanat hem sağ kanat Vakayem ile beraber Cervinho sakatlığında bence daha iyisi olmazdı sanki. Bence Abdullah Hoca da zaten bu tarz oyuncuları seviyor. Yani ismi adı sana pek olmayan, duyulmayan oyuncuları seviyor. Fil dişili oyuncu. Hızlı da bir oyuncu olduğu için bence bu sezonun ikinci yarısında özellikle çok çok fayda sağlayacaktır. Abi bir de şöyle bir şey var. Oyuncuların hepsini Abdullah Hoca kendi isteğiyle alınan. Yani hiçbir tanesini bir yöneticinin
tavsiyesi, bir menajerin tavsiyesi değil. Tamamen şu andaki yapılan bütün transferlerin hepsi Abdullah Avcı'nın kendi isteği doğrultusunda yapılan transferler ve görüşülen oyuncular da aynen bu şekilde. Zaten şöyle ki hemen şöyle bir şey söyleyeyim. Zaten muhtemel ki 4 transfer, hani benim aldığımda duyumlar 4 transfer yapılacak. Bu 4 transfer de muhtemelen herhalde 10 güne kadar galiba biter. Kesinlikle abi. Zaten şöyle bir şey var. Şu anda geçen gün Ertuğrul Doğan başkanımız... İşte ben de onu aslında bir zatenim buydu Ömer'cim. Demişti ki ya, Sayın Ertuğrul Doğan demişti ki hocanın istediği tüm transferi yapacağız demişti. Evet. Evet abi. Yapacağız ve şöyle bir şey var. Transferdeki isimler, geçen isimler de şu anda hiç kimse bilmiyor. Yani Trabzon'un tüm basın mensubu şu anda tamamen gizli tutuluyor. Sadece Sivasspor'da Uğur Çiftçi. Evet, Uğur Çiftçi'nin ismi sızdı. Uğur Çiftçi Sivasspor, Trabzonspor'dan bonservis ücretini ve şeyi istiyor. Yusuf Sarı mı? Unuttum, kafam heyecanlandı biraz. İlk defa bu arada radyo yayına katılıyorum. Sıkıntı yok, rahat ol. Biz bizeyiz. Sen, ben ve milyonlar var. Fazla heyecanlanma, gerek yok. Ama evet, Uğur Çiftçi olayı var. Şöyle Yusuf Sarı ben diyordum işte, ama bir Yusuf Sarı isteği aslında, hayır, Yusuf Sarı isteği Sivasspor'un değil, Trabzonspor yönetiminin önerisi Yusuf Sarı. Ama şöyle bir durum var. Şunu net bir şekilde söyleyeyim. En azından ben de Sivaslı olduğum için bunu söyleyeyim sana. Kesinlikle ve kesinlikle Uğur Çiftçi bonservissiz verilmeyecek. Yani çok da ciddi bir bonservis talebi var. 2,5 milyon euro seviyelerinde bir bonservis isteği var. Verirse alır Trabzonspor. Bir de şöyle bir oyuncu talebi de var. Oyuncu talebi de var Sivas'ta. Ama tabii ki bunlar bizim sızan kulak dolması haberler. Çünkü dediğimiz gibi Abdullah Avcı'nın verdiği zaten 4 isim var ve biz bunları bilmiyoruz. Sadece ilki transfer gerçekleşti zaten, Kovacic. Devamında herkes bekliyor şu anda. Yönetim çünkü tamamen gizli tutuyor. Trabzonspor'da şöyle bir sıkıntı var abi bir de. Bizim transfer ismi açıklandığı anda fiyat bir anda iki katına çıkıyor. Biz bunun sıkıntısını cami olarak çok yaşadığımız için Ahmet Ağoğlu ve yönetimi bu olayı sezon başında da aynı bu şekilde, şu anda da bu şekilde gayet sıkı ve ciddi tutuyorlar. Ama şeyde transfer piyasası yükseliyor belki Trabzonspor talip olduğu zaman. Şöyle bir durum var. Mesela oyuncuların genelde talip olunacak olan oyuncular, Kovacic'de de aynısı oldu gerçi ama sonuçta şampiyon olabilecek, en azından onu görebiliyoruz. Yani şampiyonluğun mutlak favorisi zaten, ama bununla da birlikte önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilecek olmanın da bence bir avantajını kullanabilir Trabzonspor yönetimi. Yaz Volkan, Şampiyonlar Ligi için bence erken. Evet. Çünkü bu sene sonra gerçi Yunanistan'ı geçtik de aldığımız puanlar o kadar kötü ki şampiyonumuz muhtemelen önemli oynayacak o yüzden. Evet, evet. Ondan dolayı yani. Evet Ömer'cim, peki şimdi biliyorsun Beşiktaş'ta Sergen Yalçın istifa etti. Orada bir Toto, hoca Toto durumları başladı. Birkaç hafta evvel Vitor Pereira Fenerbahçe istenmeyen isimdi. Orada bir Toto'lar başlamıştı. Hoca Toto. Böyle bir ortamda rakipler bunları yaparken Trabzonspor'da Abdullah Avcı'yla keyifler nasıl? Abi şimdi Trabzon'da keyifler zaten muhteşem, biliyorsun. Ben şimdi İstanbul'da olmama rağmen, Haber TT'nin İstanbul sorumlusu olmama rağmen 24 saat Trabzon'dayım. Yani Ali Çil olsun, Hasan Tuncel olsun, Yunus Evresel abimden sürekli hani bilgi veriyorum. onlarla istişaredeyiz. Kamp zaten, idmanlar zaten muhteşem, keyifli geçiyor. İnşallah bozulmaz. Çünkü uzun süredir Trabzonspor'da böyle bir ateşleme yoktu. Biliyorsunuz o 2 sene önceki dönemde şampiyonluğu oynuyorduk. Sanki takımın içinde bir huzursuzluk vardı. Sanki böyle her an bir şey olacakmış tedirginliği vardı. Belki de hocanın yeteneksizliğinden kaynaklandı. Yani daha yeni bir hoca olmasına rağmen Hüseyin Hoca'nın. Ama şu anda Abdullah Hoca bu iğmeyi iyi yakaladı. Taraftarlarla birlikte iç içe gönül gönüle veriyorlar. Şöyle de bir şey var abi. Mesela örnek olarak taraftar gruplarını birleştirdiler. Trabzonspor'un en büyük sorunu olan taraftar grubuydu. Bravo.
ve Trabzonspor tribünleri birleşti abi. En önemli etken bu. Doğru. Tarihte belki de ilktir. Belki çoğu şey bilmez ama Trabzon'da gerçekten böyle bir sıkıntı vardı. Ve şu anda bütün taraftar gruplarımız bir hareket ediyorlar ve hiçbir eksiklik, hiçbir aksaklık yok. Ve şöyle bir inanmışlık var. Önceden ufak bir pürüzde bile olaylar büyürdü. Ama şu anda bütün pürüzler kendi içlerinde giderilip kendi aralarında sorunları hallediyorlar. Ve dışarıya bunu kesinlikle yansıtmıyorlar. Bu da Trabzonspor açısından gerçekten çok ve çok önemli detaylardan bir tanesi. Aslında Ömerciğim çok doğru nokta temas ettin. Bu bence takımdaki bütünlükten bile daha da ziyade daha da önemli bir durum. Evet, tribünlerin, taraftarın, camianın bütünleşmiş olması Trabzonspor'a ekstra güç kazandırıyor. Kesinlikle abi, kesinlikle. Bravo. Bu hakikaten bence Volkan önemli bir gelişme. Abilerim biliyorsunuz hocamızın yardımcısı Orhan Ak COVID oldu. Evet, geçmiş olsun. Doğru. Evet, mut olduğu için katılamıyor. Trabzonspor bir şey olarak da Antalya hareketi de saat 16.30'da başlayacak. Antalya Havalimanı'na gitmek isteyen taraftarlarımız olur, dinleyenlerimiz olur. Onları da isterseniz söyle. 18-15'te Antalya'da olması bekleniyor Trabzonspor'un. Ömerciğim, kulağımıza bir duyumlar geldi bizim ama şöyle ki Antalya Spor maçı için Trabzonsporlu taraftarların da ilgi gösterdiği şeklinde işte TFF kartıyla galiba giriş şeklinde olduğuna dair senin kulağına böyle bir şeyler geldi mi acaba? Ya şimdi abim öyle bir şey var ki Nazım abi ve Volkan abi, Trabzonspor taraftarı bir şekilde her tribüne giriyor. Girecek de buna engel olamayacaklar çünkü niye? Şöyle bir şey var abi, zaten Karagümrük maçında da taraftar girdi. Kasımpaşa maçında da girdi. Ha. Beşiktaş maçında da girdi. Yani girecekler. Çünkü taraftar aç bir taraftar. Başarıya aç. Özlem içeren bir taraftar. Bir de ne olursa olsun girecekler. Kulüplerde böyle önlemler alıyor şu anda. Nasıl önlemler alıyor? Geçen hafta Karagümrükspor mesela TFF kartlarını iptal etti. Sadece dedi ki Karagümrük taraftarı Karagümrük pasolik girebilirsiniz dedi. Tabii o da 10 günü geçmiş olması gerekiyor. Böyle kotalar koymaya başladı, evet, artık. Evet. Ben Trabzonspor taraftarını engelleyebilmek adı altında. Valla kapıdan giremezse bacadan girer. mesela Olimpiyat stadında Karagümrük maçında stadın dışında havai fişekler atıldı. Hatta yani, maçın sonlarına doğru bir havai fişek geldi. Sahanın içine doğru. Evet. Ama şu var. Bu gene Ömerciğim, gene bu işin bu hale gelmesinin tek sebebi Türkiye Futbol Federasyonu. Yani bu kadar garip, bu kadar affedersin akıldan uzak bir kararı almak hakikaten bizim federasyonumuza maalesef nasip oluyor. Yani şu her türlü şeyi yapıyorsunuz. Neymiş efendim, deplasman takımına yasak. Ya bu hakikaten de yani sadece Trabzonspor için değil, tüm takım taraftarları için hakikaten garabet bir kural. Abi statları tam kapasite açıyorsun. Yani kamp tam kapasite açtığın statlara neden misafir taraftarları ağırlamazsın, anlamak mümkün değil. Ya zaten dediğim gibi Trabzonspor ne zaman başarılı olsa bir şeyler üretiyorlar abi. Çünkü çok iyi biliyorlar ki Trabzonspor taraftarı her stadı dolduracak. Yani buna bir şekilde engel olamayacaklar. Yani Trabzonspor taraftarı yeri gelecek siyasete önerecek, o tribünlere girecek yani. Bunun kaçarı yok abi. Yani derler ya. Çok saçma bir şey abi. Yani gerek yok. Bırakın da taraftar, madem açtınız Covid'den, madem evet, korkmuşsunuz, madem tam kapasite açtınız, bırakın deplasmanları da açın. Hani derler ya, bize her yer Trabzon, ben de onu değiştiriyorum. Trabzon spor taraftarı diyor ki Volkan'cığım, bize her yer Şenol Güneş spor kompleksi. Ömer'cim hakikaten de enerjinle, bilgilerinle, aktifliğinle bize güç kattın. Çok teşekkür ediyoruz kardeşim. Seni ara ara değil, daha fazla sıklıkla Radyo Spor'da ve Üçleme'de duymak ve görmek istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum abi. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Çünkü niye? Gerçekten öyle abi. Bak şimdi yiğidi öldür hakkını yeme misali sözler vardır mesela. Siz gerçekten, yani mesela geçen günkü yayınınızı izledim YouTube'da. Ya tüylerim diken diken oldu. Niye diken diken oldu biliyor musun abi? Biz gerçekten çok sahipsiz bir kulübüz. Yani nasıl sahipsiz kulübüz abi? İstanbul basını bizi hiç
hiç şey, sadece bizi değil Anadolu'nun hiçbir kulübü, mesela Hatay Spor ve Konya Spor gibi iki tane güdüde kulüp deli gibi futbol oynarken ligin ikinci sırasında ve üçüncü sırasındayken hala da Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın şampiyonluk hesaplarını yapacağı, bu takımların niye yapılmıyor? Bu takımların da yapılsın, sadece Trabzonspor demiyorum. Ama mesela siz bakıyorum orada onu bile işliyorsunuz. Tamam, evet, ulusal televizyonda çıkamıyorsunuz, belki çıkmıyorsunuz ama emin olun ki YouTube kanalında çok daha kaliteli yapıyorsunuz bu işi. Yüreğinize sağlık diyorum. Radyospor çalışanlarına da çok teşekkür ediyorum. Güzel yayın olduğunu düşünüyorum inşallah. Memnun olduğum. Vallahi Ömerciğim, sen bizi böyle övdükten sonra ben seni her hafta çıkartırım kardeşim. Sıkıntı yok. Yok. Şöyle Ömer, biz mesela bunu genelde söylediklerini yapıyoruz zaten. Evet. Söylediklerini biz şöyle zaten bizim Allah razı olsun. Radyospor hakikaten ulusal bir medya kanalı olduğu için biz genelde radyo programlarımızda sağ olsunlar gerek genel yayın yönetmenimiz gerek diğer yöneticilerimiz hiçbir şekilde bize zaten engel olmuyorlar bu konuda. Anadolu futbolunu hakikaten yüceltmeye çalışıyoruz. Evet, dediğin gibi ligin 9. 10. 11. sırasındaki bulunan takımların hala şampiyonluk hesapları yapılırken bugün bir Trabzonspor'un çok Hatay iyi oynayan Spor, Konya Konya'nın yani. Hatay'ın, Alanya'nın, yani hani bu tarz takımların hiç konuşulmamasını aksine biz konuşuyoruz, konuşmaya da devam edeceğiz. Eğer ki bir gün olur da nefesimiz kesilmezse kesilene kadar da öyle söyleyeyim, biz yolumuza devam edeceğiz. Elbet düzen değişir. Belli olmaz bu işler. İnşallah. Evet. İnşallah. Siz de inşallah çok daha iyi yerlere geleceğinize ben inanıyorum. İkinizin de çünkü diksiyonu ve ekipmanınız dolu. Radyo Spor ailesi zaten evet, onlar da gerçekten iyi çalışıyorlar ve ellerinden geldiği kadar da yapmaya çalışıyorlar. Çünkü biliyorsunuz Anadolu takımlarını vermek birazcık yürek ister. Radyo Spor bunu yapıyor. Yüreklerine sağlık. Çok teşekkür ederim. Şöyle de kapatmak istiyorum eğer mümkünse abi. Bu arada Türkiye Süper Ligi'nde futbolcularına borcu olmayan tek kulüp de Trabzonspor abi. Bu kadar da çalışan bir yönetimimiz var. Ama Ömerciğim, o kadar puanı ben de alsam ben de borç yapmam. Yani Trabzonspor bütün parayı pulu köşeye katladı Volkan. Yani galibiyet üstüne galibiyet, paralar geliyor. Ömerciğim çok teşekkürler. Güzel bilgiyle sonlandırdın. Evet, maliyet bizim için her zaman önemlidir. Seni her zaman için Radyo Spor'da üçlemede görmek istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Her zaman abi, yüreğinize sağlık. Bundan sonra inşallah görüşmek dileğiyle. Teşekkürler kardeşim. Sağ olasınız. Evet Volkancığım, bu arada Bülent Kuleli demiş ki yine her zamanki gibi muhalefet içeren, muhalefet kokan bir mesaj. Devre arası için bence 4 transfer fazla gelir, takımın dengesini bozar demiş. Adeta Abdullah Avcı hocamıza sen bu işi çok fazla bilmiyorsun, ben biliyorum dermiş gibi bir mesaj gelmiş Bülent Kuleli'den. Yani Bülent Kuleli her şeyi bilir zaten. Onun için de diyecek bir şey. Bu arada bir mesajımız var. Çok, vermeden de çok gelen var. Çok gelen var. Demiş ki kestane şekerinin diyarı Bursa'dan tüm dünyaya selamlar. Sezer Kılıç demiş ki Volkan abim yayınlar. Uzun zamandır sizi dinleyemiyordum. Sesinizi özlemiştim vallahi. Nazım abinin sesi de maşallah çok neşeli geliyor. Çok. Bu sene Bursa Spor'un şansını üst lige çıkma konusunda ne görüyorsunuz demiş. Vallahi hiçbir şey göremiyorum. Sezer Kılıç Bursa'dan. Selamlar Sezer'cim. Evet. Yani Bursa'dan selamlar. Kestane şekerinin diyarından dünyaya selamlar diyor. Dünyaya selamlar. Evet, Şevket Kayabaşı'dan mesaj var. Abi Türk basını kaostan beslendiği için işten iyi gittiği yerde bulunmazlar demiş. Alper Teza demiş ki Trabzonspor'un başına ikinci yarı neler gelecek bakın görün inanmayacaksınız demiş Alper Tezer. Halil Demir demiş ki İzmir Kadife Kale'den selamlar abiler demiş. Aleykümselam. Hanife Özkan demiş ki Gaziantep'ten selamlar, iyi yayınlar abiler, dinlemedeyiz demiş. Biliyorsun Volkan'cığım Hollanda'dan Gaziantep'e geldi. Güzel. İyi yayınlar. Beşiktaş Rıza Hoca'yı neden düşünmüyor? Sizce nedir bunun yabancı sevdası? Yo, düşünüyor. Kimi? Ben pardon abi. Beşiktaş Rıza Hoca'yı niye düşünmüyor demiş Mehmet Maskan. Bence düşünüyor. Valla düşünüyor. Rıza Hoca da Beşiktaş'ı düşünüyor. Hiç çıkartmadı zaten. Ya nasıl çıkarsın abi? Şimdi Rıza Hoca da haklı yani. Aynen. Doğmuş büyümüş abi. Kendi evi. Kenan 27. Selamlar abiler. Galatasaray'ımız yine taşın altına elini koydu ve 15. sıraya yükseldik. Bravo. Avrupa Fatih demiş. Olsun. Bravo diyoruz. Selam abilerim, hayırlı cumalar. Sizle bir sorum olacak. Bir takım düşünün, Avrupa'ya önem vermeyip lige önem verip sene sonu Avrupa'ya gitmek için bu zihniyete sahip teknik direktör var mıdır demiş. Soruyorum sizlere. Teşekkürler. Var diyoruz. Var diyoruz.
İsim vermiyorum şimdi bak. Hemen cevap verelim havada kalmasın. Bak. Murat Tangay demiş ki hayırlı cumalar abiler, kolay gelsin. Galatasaray'ı tebrik ediyorum demiş. Çok teşekkürler. Nihat Çetin selam, Fenerbahçeliler hayal etti, Beşiktaş uyguladı. Sergen Yalçın çok demiş, hızlı yükseldi hızlı düştü demiş. Beşiktaş'ı mı tebrik ederim yani burada? O zaman Vitor Pereira'yı gönderdikleri günde Fenerbahçe kulübünü tebrik ederiz. Evet. Öyle mi yapalım? Öyle yapalım. Öyle yapalım. Öyle. Fatih Varsa demiş ki Kayseri'den selamlar, hayırlı cumalar demiş. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Fatih. Hamza Poyraz Beylikdüzü'nden, biliyorsun Volkan'cığım senin de komşularından bir tanesi. Konuğumuza... Komşum ama daha hiç, Hamza Bey'le zaten hiç daha böyle bir tanış, ne olacak? Yüz yüze gelemedik. Tanışamaz. Şimdi komşun diyorsun yani, hani komşu aslında değil, şöyle Beylikdüzü'nde oturmasından sebep ama bir gün inşallah. Şimdi, komşu komşunun. Bir gün inşallah denk geliriz yani. Komşu komşunun külle muhtaçtır. Hamza abi de güzel kalender bir adam. Evet. İyi yayınlar dilerim. Trabzonspor'un ilk devreyi 51 puanla kapatacağını düşünüyorum. Sizin ilk yarı puan değerlendirmeniz nedir diye sormuş. Artı Yunan oyuncu Mosuras'ı sormuş ama şimdi transfer yapıldı. Zaten hafta içinde biz bunu konuşmuştuk biliyorsunuz. Hem bonservis var hem şimdi Kouassi geldi. Zaten Vakayemi var. Bu da bir kanat oyuncusu. Ekstra kanatlara gerek yok Volkan'cığım. Ekstra vaganza gibi oldu. Ekstra kanatlara gerek yok diyoruz. Sen de çok fazla şey yapmadın zaten bu transferi. Hayır dedin. Sonuçta 77 numarasıyla John Edward Evrard Kouassi gelmiş vaziyette. Yusuf Tasmacı demiş ki Volkan'cığım. Ne demiş? Kestane Diyan'a selamlar demiş. Yusuf Tasmacı da mı? O da oradan. Oradan selama selam. Selama selam. Selamın kabilen. Selama selamla cevap vermişler Volkan'cığım. Yusuf Akıl bu arada demiş ki ben demiş abi nöbetten bildiriyorum. Evet, Trabzonsporlu çok değerli isim. Yusuf Akıl zaman zaman biz de kendisini konuk ediyoruz. Şu an nöbetlerin efendisi. Kendisi doktor adayı. Buradan tüm sağlık çalışanlara, doktorlarımıza şükran borçluyuz. Ben şimdi Yusuf'un nöbetini anlamadım. Bugün günlerden ne abi? Cuma. Yusuf'a nöbet çıkılası yok. Nöbet niye nöbet? Gün içinde acaba? Allah Allah. Yusuf bir açıklık getirirsen sevinirim. Podcast'ten dinleyeceğim inşallah demiş. Hem podcast'ten dinleyebilirsiniz hem de bir saat sonra bakınız Radyo Spor'un YouTube kanalından hemen giriyorsunuz. Orada tüm programların tekrarlarını çok rahat bir şekilde dinleyebiliyorsunuz, takip edebiliyorsunuz. Oradan da beğenilerinizi, yorumlarınızı bekleriz. Çünkü biz her yerdeyiz, biz her masadayız. Evet. Var mı mesajımız yoksa yavaş yavaş programı kapatalım. Allah aşkına olsun yeter. Evet, programımızın sonuna geliyoruz. Sosyal medya hesaplarımız Instagram'da üçleme programı, Twitter'da rakam ile üçleme diyoruz tabi. Bir mesaj gelmiş, okumadan yapmayalım. Yani, biliyorsun Mustafa 318-86052. Güzel rakamlar var. Evet, tamam. Gaziantep selam abi demiş, dinlemedeyim. Tamam, teşekkür tamam. Ederiz. Çünkü hakikaten programı kapatmazsak sürekli geliyor mesajlar. Bitmez. Bizden sonra da program var çünkü. Herkese çok teşekkür ederiz. Bugün de yine çok güzel, keyifli bir program oldu. Yarın 9-11 saatler arasında tekrar görüşmek dileğiyle Radyo Spor'da kalın. Kalın. Üçleme sona erdi. Üçleme, sessiz çoğunluğu meclislerinin futbol yorumladığı sohbet ve eğlence programı. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.